Şimdi sizleri Denizli'ye götüreceğim, Denizli Çal'a. Denizli Çal biliyorsunuz aslında çok huzurlu bölgelerimizden biri. 80 yaşındaki Ümmü Hanım. Yine çok üzüleceğiniz bir konu tahmin ediyorum. 80 yaşındaki Ümmü Hanım'ın 10 Ocak Salı günü kapısı çalınıyor. Hanımefendi tek başına yaşıyor. Aslında 5 çocuk annesi, torun torba sahibi. Kapı çalınıyor. Kim o diyor? Kapıyı çalan kişi diyor ki ben senin oğlunun arkadaşıyım. Hanımefendi kapıyı açıyor. Ve efendim ekranda gördüğünüz şu hale getirilinceye kadar hanımefendi dövülüyor. Ve hem darp ediliyor hem de parası çalınıyor. Elleri ayakları bağlanıyor. Hanımefendi bir tek saldırganın elini ısırabilmiş. Bunu özellikle söylüyorum tanınması açısından önemli. 80 yaşındaki bu hanımefendiye kim böyle bir şey yapar? Şimdi jandarma her yerde bu saldırganı arıyor. Bizlere de destek vermek düşüyor. Bir haberi izleyelim. Teyzemizin yanına varıp gideceğiz. Defalarca yumrukladı, yüzü tanınmayacak hale geldi. İttirdi, soktu onu içeri, öldüreceğim dedi. Gözü dönmüş saldırgan, yaşlı kadını neredeyse öldürecekti. Öldüresiye dönmüş oğlum, öldüresiye dönmüş. 80 yaşındaki Ümmü Coştan, Denizli'nin Çal ilçesinde yalnız yaşıyor. 5 çocuk, 17 torun sahibi yaşlı kadın 10 Ocak'ta korkunç bir saldırıya uğradı. Evindeydi, kapı çaldı. Gelen kişi oğlunun arkadaşı olduğunu söyleyerek yaşlı kadından bir bardak su istedi. Ümmü ettiler ver benim arkadaşım dedi. Birine su istedi, şarkı arkamdan girdi bu kadar. Ümmü Coş'tan su getirmek için mutfağa gittiği sırada saldırgan eve girdi. Ümmü teyzenin yüzüne biber gazı sıkıp ağzını kapattı. Su istemiş. Allah rızası için anamdan bir bardak su istemiş. Bir bardak suyu ettikten sonra bir daha katıva demiş. Bir daha katınca da köşe dönüp yüzüne sprey sıkmış. İttirdi, soktu onu içeri. Burnuma fısfıs etti işte. Ardından yere yatırıp defalarca yumrukladı. Ondan sonra annem arkaya kaktırmış, elini ayağını koli bandından bağlamış. Ümmü Coştan'ın yüzü tanınmayacak hale geldi. Ancak gözü dönmüş saldırgan durmadı. Ümmü teyzenin ellerini koli bandıyla bağladı ve yaşlı kadına vurmaya devam etti. Ümmü teyze bu sırada saldırganın bir parmağını ısırmayı başardı. Elini ısırdım. Bir ısırıyor elini bir daha bağlıyor. Bir ayağım bağlıyor, bir elim bağlıyor. Gözü dönmüş saldırgan da Ümmü Coştan'ın boynundaki beşi bir yerde yalıp kayıplar. Karıştı. Burada yatıyor. Bağmanı sırttan sonra bu odadan arka taraftan yatak odasından camdan çıkıp kaçıyor. Annem sonra o kaçtıktan sonra bıçağı mutfaktan alıyor, bantlarını kesiyor. Annem kendisi kurtuluyor, dışarı çıkıyor. Buradan yatakların üzerine basarak bu camdan dışarı kaçıyor. Zar zor yerden kalkabilen Ümmü Coştan ellerindeki koli bandını bıçakla kesip komşularından yardım istedi. Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülen yaşlı kadının yarılan dudak ve yanaklarına 15 dikiş atıldı. Jandarma ekipleri de saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Muhabirimiz Eda Ali Sinanoğlu Denizli Çal'da darp edilen, gasp edilen Ümmü Coştan'ın yanında. Ellerinden öperim Ümmü Hanımcığım. Çok geçmiş olsun. Ben de senin ellerinden öperim kızım. Sağ ol kızım, ben de senin ellerinden öperim. Sağ ol. Çok geçmiş olsun. Her zaman bakarım ben sana kızım. Ay çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun her zaman. Ümmü teyzem inşallah bir an evvel sağlığına kavuşursun. Senden de bin kere Allah razı olsun kızım. Sağ ol. Sağ ol kızım. Ümmü teyzeciğim hiç saldırganı gece karanlık mıydı? Hiç tanıma ihtimalin var mı? Tanıdık birisi olmasından şüpheleniyor musunuz? Hiç şüphelenmeyen kızım. Bilmeyen. Ben dedi Ümmet Dilaveroğlu'nun arkadaşıyım dedi. Çok iyi. Çok insanlıklıdır çocuklar, merhaba ederiz, yediğimiz ayrı gidiyor dedi. Beni bir bardak su kuyuyor dedi, Allah rızası için dedi. Bir bardak su kuyuyordum cam bardaktan, bir içti. Tekrar ben buralardan ev alma istiyorum, kafa dinlendirme istiyorum dedi. Bir aşağı gitti, bir yukarı gitti, gezdi. Sağ ol anacığım dedi, bir daha kuyuva dedi. Bir daha kuyuvadım. Bir buçuk kiloluk şişeyi, verdim eline. İçti de kursamdan bir kalktırdı içeri.
Hemen biber gazını sıktı yüzüme. Gözümde gözlük vardı. Gözüme ziyanı olmadı. İçeri yatak odası var. Karanlık oda. Orada soktu. Sen de dedi para vardır. Ben seni biliyorum dedi. Biliyorum dedi. Ondan geri elimi ayağımı bağladı. Ne çaldı Ümmü teyze? Nelerini ondan aldı? Geri ağzıma da çabuk. 5'i vereyim vardı. Bir 10 aldı. Ondan geriye para sordu. Para yok dedim. Yok dedim. Ama sen para yok dedikçe de seni darp etti. Var sende para var dedi. Ha. Ben bağmağını ısırmak istiyorum. Vuruyor. Yüzümü gözümü. Kaç yaşlarında biri? Depinme isteyen çarpıyor sus diye. 35-40 yaşlarında. Peki alkollü müydü? Sarışın gözlü, yeşimsi gözlü. Ay sarı yeşil gözlü. He, bak ayakkabınla hele. Ha. Yeşil gözlü. Hele görsen bileceksin. Ha, görsen tanırsın. Bileceksin. Görsen. Ha. Hemen tanırım. Tanırsın. Peki başka bir özelliği var mıydı? Mesela sarhoş gibi miydi? Ondan kir. Acaba ben uyuşturucu etkisi altında olduğunu düşünüyorum bu kadar. Sarhoşluğu. Sarhoşluğu yani yoğudu. Sarhoşluğu yoğudu. Böyle aşağı gitti. Yukarı gitti. Buralar sakinmiş dedi. Çok isteyen ben buralardan dedi. Ev alma isteyen ev dedi. Yer almak. Ve sizin oğlunuzun adını verdi. Aslında yani hanımefendinin kapıyı açmasının en büyük nedeni o. Oğlunun ismini veriyor. Oğlunun arkadaşı olduğunu söylüyor. Bir bardak su istiyor. Şimdi gerçekten biz de kapımıza gelip de bir bardak su isteyen kimseyi ne yazık ki geri çevirmeyiz. Ama aslında açmamamız lazım işte kapıyı her zaman söylediğimiz gibi. Keşke açmasaydın kapıyı işte Ümmü teyze. Ah nereden bileceksin yani? Ne bileceğim kızım? Ne bileceğim? Nereden bileceğim? Peki şimdi... Yavruları ya, senin çocukların diyor, arkadaş diyor, efendi diyor. Sonra nasıl kurtuldun? Böyle deyince ben de... Sonra nasıl kurtuldun? O gitti de öyle elimin bandını bıçağla... Açtın. Ondan geri elimin bandını çıkardım. Peki... Muhtara gittim, muhtarda karakola telefon ediverdi. Anladım. Peki Ümmü teyze senin onun parmağını ısırmışsın ya. Yaralandı mı onun parmağı da? Hiç gördün mü? Anam yuka ellik var. Yuka ellik var. Yuka ellik var. Ne demek? Ha? Eldiven mi vardı elinde? Elinde ellik yuka. Ha yuka. Giveledim cayır cayır. Ne yapmış? Eldiveni geveledim ama elinde eldiven var. Geveledim eldi. Ha tamam. Anladım. Eline eldiven de vardı. 30-35 yaşlarında. Pencereden. Gözleri de sarıya çalan yeşildi. Ha. Ben görsem tanırım diyor. Gece saat sarıya, kaçtı? Geçimse sarısı öyle. Saat kaçtı Ümmü teyze? Bazar dovası okundu geçti. Bazar 9.30. 9.30 arası. Akşam 9.30. Akşam 9.30. Ondan geri pencereden. Yani eldiven falan taktığına göre zaten tam hazırlıklı gelmiş. Her şeyi yapıp iz bırakmamak üzere. Parmaklarından bir iz kalmasın diye. Ben de o yüzden sordum. Acaba bir iz var mı? Hani izleyicilerimiz orada da bakarlar. Kapının arkasında zincirin yok mu? Zincir takmıyor musun? İzleyicilerimiz geldi. Ellik var. Ellik var elinde. Geldi. Ellik var elinde. Kapının arkasına... Dokuzcular geldi. 50 defa söyledik burada biz. 50 defa söylüyoruz. Açmamak lazım. Asla açmamak lazım ama biz zinciri takın diyoruz. Kardeşim ilk önce ufacık bir aralayın. Zincirin takılı olsun. Yüzünü görün. Hatta su istiyorsa dahi kapıyı fazla açmadan o aralıktan bardağı uzatın. Vallahi tek başına yaşayan bir hanım. Vallahi abi çok özür dilerim. Bu zaten dilerim. Araştırmayı yapmış bu adam kimse. Tek başına yaşadığını öğreniyor. Bir de
İçeri girdikten sonra teyze diyor ki suyu içtikten sonra odanın içerisinde bir ileri bir geri yürüyüş yaptı. Yani bakıyor acaba kimse evde odalarda başka kimse var mı yok mu, her şeyi görüyor. Ondan sonra icraata başlıyor terbiyesiz herif. Efendim Sahra Çölü'nde mi kaldığınızda su ihtiyacınız var? Doğru söylüyor, her yerde su satıyorlar. Her taraf su. 500 her kuruş. Taraf bakkal, her taraf market. Ya onun gayesi su içmek değil kardeşim. Onu söylüyorum ben de. Gayet su bahane. O bahane. Bahane tabii canım. Yani kimse evini kapısını açmasın. Şimdi tabii jandarma çalışıyor. Ben çok teşekkür ediyorum teyzeciğim bizi evine aldığın için. Ama hani bu kişiyi mutlaka evde annesi mannesi bilmem nesi cartı curtu karısı sevgilisi ne varsa biliyordur aslında kimin olduğunu. Bilmez mi canım? Vallahi şu teyzemizi şu hale sokan adamı eğer barındıran bildiği halde söylemeyen varsa aynı suça iştirak etmiş olur. Günahtır, iyi ki hayatta. İyi ki teyzeciğim sesini duyabiliyoruz. Çünkü biz böyle konuları çok işledik. Şimdi yani iyi ki yalnız beşi birliğiyle almış. Yani. Daha başka şeyler de yapabilirdi yani. Hayır iyi ki kadın hayatta yani. Öldürebilirdi de canına da kastedebilirdi. Evet, bakın en önemlisi İzmir'de bir mimar hanım nasıl öldürüldü? Evet öldürüldü işte, geldi buraya mimar eşini ya. Aynı vaziyette. İçeri girip bir şey yok su istemek yok bilmem ne açmak için. Bütün mesele bu yani. Aynı taktikler. Bilezik için. Yani canını kurtardığına şükre teyzeciğim. Bir de hemen evinin arkasına, odanın evinin kapısına hemen bir zincir tak. Bir daha da o zincir takılıyken kapıyı aç. Zinciri açma lütfen. Zinciri çıkarma. Ne oldu? Sağ olun. Sen ne yapacaksın şimdi teyzeciğim? Yine orada, yine orada yaşamaya devam edecek mi tek başına? Oğlanla yatırmazız diye, yatırmazız diye. Ay kıyamam. Yanımızda yatırız gari diyorlar. Durdurmazız diyorlar. Ya ne yapsınlar? Aferin. Durdurmazız ona. Orada diyorlar. Doğru söylüyorsun. Üç tane oğlum var benim. Maşallah. Yok teyze. Üç tane oğlum var yatırmazız diyor. Anlıyorum teyzeciğim. Valla senin için ne yapabileceksek her zaman arayabilirsin. Üç tane de kızım var. Dört tane kızım var. Biri de yatırmazız diyor. Ya işte. Yani şu adam yakalansa 40 tane suçlanır. Bir tane değil. 80 yaşındaki bir hanımefendiye böyle davranmak da... Öldürmeye teşebbüs bu. Hayır ağırlaştırıcı bir şey değil yaştan dolayı. Çünkü kendini korumaktan aciz. Ayrıyeten bakın mesken masumiyetini ihlal var. Saldırı var. Gasp var. O beşi birliği zorla alıyor. Darp var. Yani... Darp var her şey var. Darp var. O darptan dolayı da basit bir darp değil. Burada kadını... Tesirsiz, mukavemetsiz bırakacak derecede darp yapıyor. Öldürmeye teşebbüse girer bu. Peki yaş etkiliyor mu? Gayet tabii. Yani şu anda 3 yaşındaki, 5 yaşındaki, 10 yaşındaki bir çocuğa yapılan işlemle 80 yaşında kendini müdafaa edemeyen bir yaşlıya yapılan işlem aynı. Ceza 1 misli en az yarım misli artırılır. En az 1 bölü 2. Ama şimdi öncelikle yakalanması lazım. Evet yakalansa. Yani herkes o civarda lütfen güvenlik kameralarına beklemeyin yani güvenlik güçlerine. Herkes güvenlik kameralarına baksın. Etrafta kimi görüyorsanız lütfen ihbarda bulunun. Şüphelendiğiniz kimse varsa. O oradaki birisi canım. Tanıyor onu. Onu bilen birisi. Biliyor. Bilen. Hanımefendinin tek başına yaşadığını biliyor. O oralarda birisi. O gayet yüzden tabii dedim, bilen birisi. Şüphelendiğiniz kimse var mı? Arayın efendim muhabirimiz de orada. Başka saldırılar olmasın. Şimdi herkes de evinin arkasına o zinciri taksın. Daha evvel söylemiştik ben sokağa çıktım tesadüfen kadınlar ellerinde zincirleri göstermişlerdi. Çok gurur duymuştum. Lütfen özellikle o civarda yaşayan hanımefendiler, beyefendiler hiç ayırmıyorum cinsiyet olarak. Lütfen kapınızın arkasına zincirinizi takın ve açmayın. Almayın yani ne yapalım? Allah biliyor gönlümüzü. Açamıyorum kapıyı demek en doğrusu yani. Teyzem ya. Ellerinden öpüyorum. Var mı söylemek istediğin bir şey? Açılımı gari hay kızım. Var mı söylemek istediğin bir şey? Çok teşekkür ederim. Anacığım bu kadar tamam sağ ol. Allah razı olsun kızım sağ ol. Ellerinden öpüyorum. Hepinizden Allah ne muradınızı varsa versin kızım. Allah ne muradınızı varsa versin. Sana da bir an evvel sağlık versin. Bulunmak istiyorum kızım. Bulunsa iyi olur. Evet ben de çok istiyorum. Ha, sağ olun yavrularım. Sana bunu yapanı jandarma böyle tutsun yakalasın. İbret alem içinde böyle hepimize kelepçeyi takıp göstersin yani. Ahlaksızlar artık. Yani bu kadar da değil ya. İnşallah. Ay, yuh kızım, yani. Ne var ya anacığım? Ay vallahi çok teşekkür ediyorum.
Yani özellikle teyzem... Bunu aldın. Altınımı aldın git. Yani... Yürüyüm. Evet. Onun da vazgeçtim diyor. Heh. Aldın git. Git diyor yani kadın. Ne diyor? Ne diyor? İşte ha, o sen onu tanırsın diye. Git. Aslında Rami Bey doğru söylüyor işte. Bu öldürmeye teşebbüs. Aldın boynundan altını defol git. Kadını bu hale sokmaya ne gerek var? Resmen gasp, öldürmeye teşebbüs, mesken mahsuliyetini ihlal. Yani daha bir sürü bunun cezası. Peki. Bir yakalansa inşallah şu adam da yok. İnşallah ya. Olun. Allah razı olsun hepinizden. Ben inanıyorum. Geçmiş olsun teyzeciğim, geçmiş olsun. Denizlili vatandaşlarımıza dediğim gibi sakin bölgelerden bahsediyoruz gerçekten. Allah bela kaza vermesin hepinize. Sağ olun. İnşallah ihbarlarda ihbarlarınızı bekliyoruz. Bakın hatırlarsanız biz böyle konuları çok işledik. Yine bir köyde bir tane hanımefendiyle beyefendi karı koca yaşıyorlar. Kocayı balkondan aşağıya attılar. Koca öldü. Kadını içeride gasp ettiler. Orada da kuşkulandıkları vardı köylerden. Ne oldu? Öldüğüyle kaldı adam. Yakalanmadı. Yani biz böyle çok konu işledik. Eğer hanımefendi Allah korusun şu an hayatta olmasaydı... Evlatları bugün burada olacaklardı. Annemizin katili kim diye arayacaktık. Evet, aynen öyle. Şimdi aynen böyle hayatta öyle. Diye seviniyoruz. Kısaca üstünden geçiyoruz. Evet. Ama aksi de olabilirdi. İyi ki hayatta başka da... Zaten yüzündeki hanımın şu izleri öldürmeye teşebbüs olmasa dahi yüzde sabit iz bırakacak derecede darbeye maruz kalmış. Vallahi Rami Bey aynen öldürmeye teşebbüs. Benim çünkü için İzmir'deki, öldürmeye teşebbüs. O İzmir'deki hanımefendi 60 yaşındaydı. Bak arada 20 yaş evet, fark var. Evet bu 80 yaşında onun bir kadın. Onun da aynı şekilde başını buradan kadın öldü işte. Kendini müdafaa edemeyecek durumda. Vallahi burada karşılıklı bir mücadele yok. Dolayısıyla bu hadisede yoruma dayalı olduğuna göre yorumu en ucundan yapacaksınız. Yani savcı bey de bunu o şekilde yapar. Burada Allah izin verir yakalanırsa. En üst. Gasp en üst niyetiyle öldürmeye teşebbüs. Gasp en üst niyetiyle o alıyor ya. Esas gaye malı git. Aslında kapıyı açmış kadının 80 boynunda yani boynundan alıp gitse. Kadın onu diyor al diyor altınımı beni niye dövüyorsun? Daha para aramış ama o. O tabii canım. O daha para aramış. Sen de daha vardı. Dövüp konuşturmaya çalışmış. Dövüp konuşturmaya çalışmış. Allah'ın cezası inşallah en kısa sürede yakalanır. Ben de sizlere böyle ibreti alem için. Gösteririm. Onun ailesine, yakınlarına da sesleniyorum. Herkes bilir orada birbirini. Lütfen ihbar edin. Vallahi bugün o 80 yaşında kadına bunu yapan herkese her şeyi yapar. Tabii aile Coşkun'a İzmir'de gasp edilerek öldürülen mimar hanım eşini de ne kadar sevmiştik, ne kadar beyefendi. Onun gözyaşları içimi eritmişti abisinin, eşinin. Adamın da hayatı bitti. Evet. Bir tek bir kişiyle kalmıyor yani bu iş. Bütün ailenin...